Hepinize selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu YouTube'da ikinci videom ve bu videomda salonumu yenileyeceğim. İnşallah yenileyeceğim bugün. Öncelikle bu duvarları sıvamayla başlayacağım. Ama ondan önce halıları kaldırmam lazım. Ben halıları kaldırırken biraz da sorduğunuz sorulara cevap vermek istiyorum. Bana Instagram'dan en çok sorulan soru, neden bu evden taşınmıyorsunuz? Doğrusu bu evden ben taşınmak istemiyorum çünkü bu evi gerçekten çok sevdim. Tam bize göre, evet, bazen zorlukları oluyor. Mesela mutfağım çok küçük ve misafir geldiğinde zorlanıyorum. Ama bu benim için önemli değil. Birkaç kez de eşimle gidip ev baktık. Fakat herkesin evi o kadar kıymetli olmuş ki kimsenin evinde oturulmaz olmuş gerçekten. Gittiğimiz her ev sahibi bize 3-4 tane şart koyuyor. Bunlardan birkaç tanesini de söyleyeyim. Eve misafir gelmeyecek, çocukların sesi çıkmayacak. Ben de eşime dedim ki, eşim kalk gidelim, oturduğumuz evi yavaş yavaş yenileriz. Paramızla rezil olmaya ne gerek var? Hem bu evdeki kiranın 2-3 katını vereceğiz, hem de paramızla rezil olacağız. Yarın öbür gün çocuğum ses çıkaracak. Kış ortasında bizi evden çıkarmayacağı ne malum. Bu ev sahibi gerçekten çok iyi. Evde istediğiniz kadar oturun, ne zam yaparım ne bir şey yaparım dedi. Yani ne diye çıkalım, öyle değil mi? Sizinle sohbet ederken sıvamı da hazırladım. Şimdi dökülen yerleri bir güzel sıva yapacağım. %100 enerji, bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum, heterlerim alerji. Umunda mı değiliz, hanginiz ikinci? Allah'ın lütfu bana bitmeyen bu enerji. %100 enerji, bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum, heterlerim alerji. Umunda mı değiliz, hanginiz ikinci? Allah'ın lütfu bana bitmeyen bu enerji. Yok, bende olan yok sende. Kalite gör sayemde, okunmaz esamende. Adımın geçtiği hiçbir yerde, ağzımda kuş tutsan, isareye yatsan, cürmün kadar yer yakarsın, canım ateş olsan. İkinci bir şansım belki de olurdu, milyarda bir olsa da Hindistan'da da olsan. %100 enerji, bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum, heterlerim alerji. Umurumda mı değil iş, hanginiz ikinci? Allah'ın lütfu bana bitmeyen bu enerji. Evet arkadaşlar, duvarları gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde sıvadım. Bu sıva yapma işini çözdüm sanırım. İlk öncesinden daha iyi oldu. Evet arkadaşlar, ben duvarları sıvarken Emir Tom da uyandı. Şimdi onunla beraber çarşıya gidip salon için boya alacağız. Hadi Emir Tom. Emir Tom, hadi yürüyelim. Aman güzel yavaş yürü aman. Çok güzelsin güldüğün zaman. Yapmıyorum sana hiç falan filan. Ara beni, yaparız mutlaka plan. Nasıl dersen, first date mi? Bilmem, olabilir of of maybe. Kanıma giriyorsun tabi çok sevdin. Yanıma gelmelisin my baby. Maşallah 40 bin kere. Evet arkadaşlar, Emir Toy ile çarşıdan geldik. Şöyle boya malzemesi aldım. Tut Emir. Kenarları da boyamak için küçük bir fırça aldım. Tut Emir. Emir tut. Tut şunu. Tut. Bir de bir kova boya aldım. Bademi rengi aldım. Yani badem rengi, ama şimdi bu böyle açılmıyor. Açıldı. İşte böyle bir renk aldım. Güzel mi? Bunun üstüne 1 litre su ekleyecekmişim. Boyama işlemine geçecektim ama bu sıvadığım yerler daha net kurumamış. O yüzden biraz zaman kaybetmek için şuradaki fayans aralarını dolduracağım. Şöyle bir derz arası ve derz dolgusu boyam var. Onunla yapacağım. Bakın böyle oldu. Bence gayet güzel. Arkadaşlar.
arkadaşlar, boyama işlemini bir gün erteledim. Eşimin gelmesini bekledim. Çünkü iki çocukla yapamayacağımı anladım. Eşimin Urfa'dan gelmesini bekledim. Eşim geldi ve beraber yapmaya başladık boya işini. Tabii boyaya geçmeden önce duvarların tozunu aldık fırçayla. Yoksa boya tutmaz diye biliyorum. Eşimle beraber kolları sıvadık. Duvarın tozunu aldıktan sonra artık boya işlemine geçebiliriz. 5 kilo boyaya sadece 1 litre su ekliyoruz. Ne de güzel geldin sen, keşke hiç gitmesen. Kurban oldum kaç gözüne, inanırım her sözüne. Söyleyin ona gül yüzüne, onu seviyorum. Ey Mecnun yârim bil, yârim zalim bil. Beni sevmesen de ben severim yerine. Ey kulun kölenim, sensiz beterim. Pişman değilim, benim ol hep sevgilim. Le 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 le. Doğrusunu isterseniz eşim boya işinde pek iyi değildir. Ama ben istedim diye boyamak istedi. Tabii eşim duvarları boyarken ben de boş durmadım böyle. Küçük fırça yardımıyla kenarları ve pencere kenarlarını, lamba düğmelerinin kenarlarını boyadım yavaş yavaş. Şimdi hızlı bir şekilde boya işini bitirelim. Dönendim durdum, yandım kavruldum. Dili sevdaymış, yolu bilmezmiş, zora gelmezmiş. Ay inanmıyorum, sevişim boşuna, bakmadan yaşına, karısı başına. Ay inanmıyorum, ay inanmıyorum, ay inanmıyorum, ay inanmıyorum. Aşka çığırırım. Evet, boyama işimiz bitti. Boyanın böyle koyu olduğuna bakmayın. Ben diğer odayı da boyadığımda önce koyuydu. Kuruduğunda çok güzel açık bir renk oldu. Boya malzemelerini ortadan kaldıralım. Eşimin de işi vardı. Gitmek zorunda kaldı. Silme ve süpürme işi tek bana kaldı. Şimdi onları halledeceğim. Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalmam basit o numaralar. Seni unuttum kapandı yaralar. Özlersen arama kapalı kapılar. Evet arkadaşlar, salonun boyası ve süpürülmesi bitti. Sıra silinmesine gelecek. Önce sıcak suyla ve böyle soğan çuvalıyla sileceğim. Ondan sonra da mopla bir güzel temizleyeceğim yerleri. Hadi başlayalım. Şimdi Emirtoy'la silme işlemine geçeceğiz. Emir aç bunu, niye kapattın? Silmek için sadece yumuşatıcı koydum. Tamam, kapat. Evet arkadaşlar, sizin de gördüğünüz gibi salon mislendi. Duvarı da yeri de ayrı bir güzel oldu. Aslında salona birkaç yeni eşya aldım. Ama onlar daha gelmedi. Gelince size partik yaparım. Şimdi idarelik halıları silkeleyip tekrar sereceğiz. Salonun büyük olduğu için bir tane ikinci el koltuk aldım. Bir de halı aldım. Üçüncü olarak da salon için perde aldım. Onlar gelince buraya veya Instagram'a tekrar bir video atarım. Şimdilik YouTube videomun sonuna geliyoruz. Buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinize hoşça kalın. Allah'a emanet olun.